Hepinize merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda Renault 9 Spring'i inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu aldığım ilk araba, ikinci el olarak arkadaşlar. Şimdi detaylı bir içini inceleyeceğiz arkadaşlar. Sonra da dışını çekip bu videomuzu bitireceğiz. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Aracımız Renault 9 Spring. Broadway'la neredeyse hemen hemen aynı arkadaşlar. Arasında birkaç ufak tefek farklılık var. Ama çok büyük farklılıklar yok. Mesela bunun ön iki cam otomatik arkadaşlar. Broadway'larda da var ön iki cam otomatik olan. Olmayan da var. Değişiyor arkadaşlar onlar. Bu araç 1994 model Renault 9 Spring. Hem benzin hem tüp var arkadaşlar araçta. Tüp sonradan takılma tabii ki. Aracımız 5 ileri şanzımana sahip arkadaşlar. Gayet güzel bir araba. Yani güzel derken arkadaşlar, fazla bir konfor beklemememiz lazım bu arabadan. Sonuç olarak 94 model bir araba. Bu arabanın yalnız en hoşuma giden yanı şu arkadaşlar. Altı yüksek olduğu için köye falan giderken süper oluyor arkadaşlar. Yani bahçenin içine kadar giriyorum neredeyse, öyle diyebilirim. Ek olarak arkadaşlar, ben araca bir tane Pioneer tape taktım. Ama hoparlör falan takmadım arkadaşlar. Kendi aldığımdan beri üstünde olan hoparlörleri var. Şuralarda. Bir de şurada. İki tane de arkada var arkadaşlar. Aracın içini şöyle göstereyim size. Aracımızın içi bu şekilde arkadaşlar. Sanırım falan hiçbir şey yok tabii ki. Direksiyonumuz hidrolik değil. Normal direksiyon arkadaşlar. Sinyallerimiz bu şekilde. Cam silme kolumuz. Alt tarafta ise aracımız manuel olduğu için gaz, fren ve debriyaj pedallarımız bulunmakta. Şimdi de şöyle aracımızın iç kısmının ön tarafını göstereyim arkadaşlar. Ön konsolun olduğu kısmı, dikiz ayna. İç kısmımız bu şekilde arkadaşlar. Yanda herhangi bir cam açma kolu yok çünkü camlarımız otomatik. Merkezi kilit bulunmakta. Şimdi de son olarak şoförün gözünden aracın görüş açısını göstereceğim size. Şu an çekimim geniş açıda. Aracın içi bu şekilde arkadaşlar. Bu videonun devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.